Şimdi bizim sülalemiz Saraybosna'dan. Saraybosna'nın baş yeri Sarayova. Yani Saraybosna'nın baş yeri Sarayova. Oradan geliyorlar. Benim annemler beş kardeş, üç kız, iki oğlan. Dedem biraz herhalde fazla Müslüman. Düşmanın ayağı bastığı yerde cuma namazı kılınmaz. Muhakkak Türkiye'ye döneceğiz diye tutturuyor. Annemin en büyük ablası 17 yaşlarında falan. Çok güzel ablam, artist gibi diyor. Fakat orada da Sarayova'nın hemen hemen en zenginlerinden birinin çocuğu ablam istiyor diyor. Dedem de vermek istemiyor, biz Türkiye'ye döneceğiz. Onlar pek Türkiye'ye gelmek istemiyor. Fehim Beylerin gibi büyük çiftlikleri var. Fabrikaları var. Onlar gelmeyince kız da orada kalacak. Dedem pek vermek istemiyor kızını. Kız da küçük 17 yaşında gitmek istemiyor. Fakat çocuk diyor yakışıklı, çok zengin, altında güzel atı var. Bütün gün diyor evin etrafından atla dolaşıyor. Ablamı kaçıracak. Sonra mecbur kalıyorlar. Orayı veriyorlar annemin ablasını, yani benim en büyük dedemi. Dedemin de ilk evladı. Bu işte evleniyorlar. Onların da tekrar beş çocuğu oluyor. Üç oğlan, iki kız. Bunların ilk oğlu da okumuş, çok zeki, çok yakışıklı. Fakat Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun, yani orada Saraybosna şeyin altı, onların altı, yani istila etmişler. Bunlar teyzemin en büyük oğlu arkadaşlarıyla beraber dağa çıkıyorlar. Hani ne diyorsun? Milis kuvvetleri kuruyorlar. İkide bir de bu Macar İmparatorluğu'nun askerlerini, karargahlarını basıyorlar. Sırf tekrar gene Osmanlı'yı Saraybosna'ya getirmek gayeleri. Bayağı bunu uğraşıyorlar ama en sonunda bu teyzemin büyük oğlunu yakalıyorlar, kurşuna diziyorlar. Ondan 3-5 ay sonra da ifak tefek hadiselerde o Macar Avusturya İmparatorluğu Bosnak gençlerini topluyorlar, kurşuna diziyorlar. Bahanelerden. Gene bir gün 20-30 kişiyi topluyorlar. Annemin dayısı da terziymiş. Üsteğmen topluyor. Bir saat sonra da kumandan geliyor. Kumandana şehrin meydanına sıralamışlar bunları. Kumandana diyor, tekmil veriyor. İşte kumandanım, bu sabah topladığımız boşnaklar bunlar. Annemin dayısı terzi, gelen kumandana da elbise dikmiş. Kumandan geliyor, annemin dayısı, sen neden geldin? Getirdiler diyor. Sen git dükkana çalış diyor. Hemen bunları diyor öldürüverin burada diyor. Hemen orada onları kurşuna diziyorlar ve annemin dayısı da terzi olduğu için orada ölümden kurtuluyor. Ondan sonra yani dedemler buraya geliyorlar. Annemin ablaları orada kalmışlar. Yani gelemiyorlar. O zamanki şartlar altında gelmek yok, buradan oraya gitmek yok, görüşemiyorlar. Anneannem ilk evladı, yani ilk evladını orada kalmış, görüşemiyorlar. Çok seviyor. Anneannem de rahatsızlanıyor. Görüşmesi mümkün değil. Hep ildeki o kızını istiyor. Fatıma, Fatıma, Fatıma. Hatta son 3 gün bir şey yemiyor, içmiyor. Ruhunu teslim edemiyor. İşte annem anlatırdı. Yaşlı bir bayan başımızda, biz de annemin başındayız. Ruhunu teslim et. Ya Fatıma falan gelemiyor. Onun yaptığı bir el işi yok mu? Bir iş yaptığı yok mu? O zaman annem diyor, biz böyle tezgahlarımız vardı diyor. Kumaş dökürdük. İşte onlardan peştemal, peskir vesaire üstlerini işlerdik. Çeyizimiz olurdu. Olmaz mı diyor, annem kalktım diyor, ablamın yaptığı diye işte bir işi getirdim diyor. O yaşlı kadın annemin üzerine serdi. Ondan sonra annem ruhunu teslim etti diyor. Yani Fatıma gelemiyor. Cuması Fatıma'nın bir el işini getirin. Ve anneannem öyle ruhunu teslim etti diyor. Yani o yokluklar altında öyle bizim sülalemden de böyle bir hatıramız var bizim. Sonra hala da şu anda Sarayova'da teyzemin iki oğlu, bir kızı sağ. Bir tanesi, yani iki tanesi buraya geldi de o gelmeyen makine mühendisi olduğunu biliyoruz. Şu anda da un değirmeni, un fabrikası hala da Sarayova'da çalıştırıyor. Onlar ikisi geldi, biz gidemedik oraya nasip olan. Yani oradaki şimdi size kısa ben anlatacağım, bize Saraybosna'dan bu şey var.